Son dönemde dünyada pandeminin etkisiyle birlikte para politikası ve maliye politikasında hükümetler ve para otoriteleri kendince ekonomileri güçlendirecek, belirsizliği azaltacak, sürdürülebilir büyümeye ve daha fazla güvene doğru götürecek önlemler aldılar. Türkiye'de bu noktada kredi büyümesiyle bu krizi aşmaya çalıştı. Pandemi krizi geride kalırken faiz, kur ve borsa üzerinde çeşitli etkileri olurken son dönemde Merkez Bankası ne yapmalı, para politikası nasıl değişmeli ya da ekonomide genel olmalı sorusu tekrar çokça gündeme geliyor. Biz de çok geleceğiz. Önce kendisine hoş geldiniz diyelim. Erhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum yayına geldiğiniz için. Evet, konuyu çok uzatmadan sorayım. Bu noktada sizce hükümetin, para otoritesinin ya da tüm ekonomik aktörler açısından bakıldığında ne yapılmalı sorusu öne çıkıyor. Siz de Twitter'da bir tweetle esasında bunu çok güzel özetlemiştiniz. 3 maddeyle. İsterseniz o başlık üzerinden devam edelim. Teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi benim görebildiğim önümüzdeki dönem, yani hem Türkiye için hem dünya için biraz kısa vadeli değil de orta ve uzun vadeli bakmamız gereken bir dönem. Çünkü bu COVID-19 meselesi, aşı, ilaç ve bunun etki göstermesi, bu konunun artık gündemimizin dışında kalmaya başlaması, nereden bakarsak bakalım bir yıllık bir süreç bizi bekliyor gibi. Biraz az, biraz çok. İnşallah uzamaz ama böyle bir süreç var. Dolayısıyla biraz politikaları bu çerçevede oluşturmak gerektiği kanaatindeyim. Elbette bizde de birçok yerde de bu iş ilk ortaya çıkınca bizdeki ilk tepki kredi büyümesi şeklinde oldu. Ama kredi büyümesiyle sürdürülebilir kalıcı bir talep artışı yaratmak çok kolay değil. Çünkü kredi verdiğimiz zaman sonunda bir borç yaratıyoruz. Tüketicinin, şirketlerin, işte hane halklarının borcu artmaya başlıyor. Bu geliri arttıramadığımız, gelir konusunda belirsizlik olan bir ortamda borcun artması, eğer gelir artışı da yeterince gelmiyorsa bu sefer başka riskleri beraberinde getirir ya da işte finansal sektörü de daha olumsuz etkilemeye başlar. Üstelik ötelenmiş talebin devreye girmesi ortadan kalktıktan sonra bu belirsiz ortamda kredi versek dahi, maliyeti düşük olsa dahi sürekli bir talep yaratmak krediye de çok kolay değildir. O yüzden bunun biraz geçici politika olması gerektiğini, çok sürdürülemeyeceğini hep başından beri düşünüyorum. Yine o düşüncemi paylaştım. Bu nedenle önümüzdeki bir yıllık bir süreci düşünecek olursak aslında bu ortaya bir gelir, istihdam kaybı çıkma ihtimali yüksek. Yani kişi başına gelir, örneğin geçen yılki seviyelerine dönmesi için bile belki 2 yıllık bir zaman lazım. Bizim kaybını telafi edici bir maliye politikasına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani borçlanarak değil, bütçe açığı pahasına devletin bu istihdamını telafi etmesi dünyanın her yerinde de bu öndedir. Ve hane halklarının, vatandaşların hani şu anda öncelikle sağlığını düşünmesi, hani işim ne olur, gelirim ne olur, bunu ön plana almadan bu süreci atlatmamızı temin etmesi çok önemli kanaatindeyim. O yüzden de maliye politikası ağırlıklı bir doğrudan gelir desteğine yönelik bir politika önemli gibi geldi. İkincisi, bu tür kredi genişlemelerinin, yani içeride talebi arttırmanın önemli bir yan etkisi ekonominin ısınmasıyla beraber enflasyon ve cari açıktır. Bunu da hissetmeye başladık. Yani enflasyon 10-12 bandının altına pek gelemedi. Merkez Bankası tahminini yukarı çekmeye başladı ki muhtemelen daha da çekmesi gerekecek. Artı cari açık görece hızlı bir şekilde yukarı gitti. Dolayısıyla bizim bu kırılganlığımızı arttıran ve faize baskı yapacak bu unsurlarla da baş etmemiz gerekiyor. Bu anlamda enflasyonla mücadele ve bunun için para politikasının etkin kullanımı da bence çok önemli bundan sonrası için. Para politikasının etkin kullanımı demek de paranın hem miktarı hem de fiyatı konusunda enflasyonu daha ön plana alan bir politika izlemek. Miktarından ziyade fiyatı, yani faizlerin ne olacağı da bu enflasyon ve cari açık açısından önemli olacaktır. Talebi kontrol etmek açısından diye düşünüyorum. Üçüncüsü de biz son dönemlerde gerek ekonominin farklı kurumları, BDDK gibi, SPK gibi, Merkez Bankası gibi çok sayıda regülasyon, düzenleme gördük. Bunlar elbette
Bir kısmı gerçekten yerinde, çok doğru. Bir kısmı da belirsizliği arttırıcı nitelikte oldu. Daha çok kısa vadeli, yani bu iş bir süre sonra bitebilir belki beklentisiyle de oldu. Ama önümüzde orta ve uzun vadeli bir süreç olduğu için bu kısa dönemli kararlar, düzenlemeler, regülasyonlardan ziyade bir planlamaya, planlara daha çok ihtiyacımız var kanaatindeyim. Yani hep işte son yıllarda 3 yıllık orta vadeli programlar, işte yeni ekonomi programı yeni adıyla hazırlıyoruz. Önümüzdeki bir yıla ilişkin mesela bu orta vadeli programı pandemiye yönelik özel bir program yapmak, en azından bir planlama yapmak, bu dönemdeki olası riskleri nasıl bertaraf edeceğimize dair, hani bunu öne almak önemli gibi geliyor. Hatırlarsak 2 yıl önce 2018'de de benzer bir sıkıntıyla gelen bu programda dengelenme, disiplin, değişim denmişti. O programın 3 ana başlığı. O dengelenme bence şimdi de ön plana çıkmalı. Yani bizim çok hızlı büyüme değil, çok daralma değil, enflasyon ve cari açığı artışını kontrol altına alan, dengeleyen bir programa ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Temel ana prensibi buydu o hani görüşlerimin ya da o tweetin diyeyim. Erhan Hocam, sizin de söylediğiniz gibi esasında pandemi ilk çıktığında Mart ayından itibaren Mayıs'ta bunun pik yapacağı, Ağustos'ta falan da biteceğine dair bir düşünce vardı. Evet. Onun için hükümet çok hızlı önlemler aldı, geçici önlemler aldı. Siz bu noktadan sonra önlemlerin esasında daha farklı olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu bir faiz artışı anlamına mı geliyor? Geliyor gibi geliyor bana. Şu anda bono tahvil faizlerinin, yani gösterge faizlerin geldiği yere bakacak olursak, mevduat ve kredi faizlerinin son 1-2 gündür geldiği yeni dengeleri görecek, bakacak olursak, Merkez Bankası'nın da bir faiz artırma gitme ihtimali arttı diye düşünüyorum. Merkez Bankası örtülü bir şekilde fonlama maliyetini yükselterek de başladı ona zaten. Hani 9'ların üzerine bu faizi getirebilir gibi görünüyor ama dediğim gibi bono tahvil faizleri 14'ler civarına yakınken, mevduatlar 12, krediler 15 bandına gelmişken, Merkez Bankası'nın doğrudan politika faizi üzerinde de bir hamlesine ihtiyaç var gibi görünüyor. Dolayısıyla daha süre var. Önümüzdeki bir hafta Merkez Bankası da piyasanın tepkisini, gelişmeleri izleyecektir. Ama bugünkü tabloya bakacak olursak bu ihtimal bence güçlü. Merkez Bankası'nın böyle bir adım atma ihtimali güçlü şu anda. Ekonomi kanadının özellikle bu kırılgan gelişen piyasa para birimleri içerisinde Türkiye çok olumsuz manada ayrışmıyorsa, bir faiz artışına gitmek yerine ikinci önlemler almak gibi bir niyeti olduğundan bahsediliyor. Sizce bu doğru bir davranış tarzı mı? Örtülü olarak faiz arttırmak yeterli olmayabilir mi önümüzdeki dönemde? Yani şu anda baktığımızda evet, önümüzdeki döneme ilişkin belirsizliklerin yüksek seviyede devam ediyor olması ve hani şu anda enflasyon, cari denge, hani bu anlamda baktığımızda, mevcut beklentilere baktığımızda geldiğimiz seviyeler ve son birkaç gündür piyasanın dengelenmeye çalıştığı noktalara baktığımızda bir faiz artırımına ihtiyaç var görünüyor. Yani Merkez Bankası bir faiz artırımı yapabilir, zaman içerisinde tekrar inişe geçebilir ama bu anlamda bir miktar daha yani çok sert hareketlere izin vermeyen, belki biraz bir güçlü bir arttırımdan sonra zaman içerisinde daha ufak adımlarla geriye gelen ve o dengelenme, yani bence en kritik nokta o. Çünkü pandemi sonrası, yani pandemiyle biz her yer gibi sert bir şekilde aşağı giderken sert bir şekilde yukarı döndük. İşte kredi grafiği hepsi gösterdi. Yani büyümenin grafiği böyle çok V'ler, ters V'ler şeklinde olmak yerine hafif, daha mutedil, böyle dalgalı ama belki daha düşük büyüme ya da daha az daralmayla giden bir seyir, ekonominin dengelenmesi ya da ekonomiye verilecek hasar açısından daha tercih edilmelidir diye düşünüyorum. Bu anlamda da ilk bir para politikasında görece bir sert, şok, hani piyasaları beklentilerini çıpalayıcı bir adıma ihtiyaç var gibi görünüyor. Bedava para vermenin ekonomiye ve insanlara maliyeti nedir? Siz bir faizleri çok düşük tutarak kredi patlaması yerine doğrudan gelir desteğinin verilmesini neden öneriyorsunuz? Şunun için öneriyorum. Şimdi bu dönemde, içinde bulunduğumuz belirsizlik döneminde özellikle firmaların yatırım harcamaları, tüketicilerin tüketim harcamaları konusunda evet, bir ötelenen talepler oluyor, mevsimsel hareketler oluyor ama ortalama trendin altında
çıktı açığı dediğimiz bir açıkla gitmeye aday bir durumdayız. Ve bu durum tüketici için, yani çalışanlar için işini kaybetme, gelirini kaybetme, gelirinde azalma, firmaların gelirinde azalma gibi sonuçlar doğurmaya aday. Ve kimsenin hani kendi kabahati olmayan böyle gelen pandeminin sonucu yaşanıyor. İşte devletler de bunun için var. Hani her türlü güvenliğimiz için var. Bu da ekonomik güvenlik anlamında devletlerin yerine getirmesi gereken bir fonksiyon diye düşünüyorum. Ha, bu anlamda azalan belki 100 olan gelirimiz hani 40'a 30'a iniyor. Devlet bunu tekrar 100'e çıkarmayacak ama 70'te 80'de tutacak bir telafide bulunması. Firmaların örneğin bazı sabit maliyetleri, elektrik olabilir, güvenlik olabilir, vergi olabilir. Bunlarda indirime gitmek, bir süreliğine bunların da indirime gitmek ya da bir kısmını almamak vergide olabileceği gibi önlemler doğrudan gelir desteğidir. Yani burada böylesine bir maliyeti karşılayabilecek tek otorite devlet olabilir. Bunun desteği de merkez bankalarından gelir. Yani para maliye politikası koordinasyonlu olmalı. Merkez Bankası'nın çıkardığı likitte doğrudan hazine üzerinden ama hedefe yönelik, hangi sektöre, kime ihtiyaç varsa oraya yönelik aşırı talep yaratmayacak. Yani insanların gelirini, iş kaybını telafi ederken de yine ısınmayı engelleyecek ama bugün sağlığımızı ön plana alan, bu kaygılarımızı azaltan bir adım, politika bence önemli. Devlet sonra o bütçe açığını nasıl azaltacağım, bu borcu nasıl azaltacağım, ödeyeceğim, bunu düşünmek durumunda. O kolay değil ama diğer alternatifinden daha kolay çözümü bir sorun diye düşünüyorum. Peki finansal piyasalar ve Türk yatırımcısının özellikle Türk parasına güvenmesi anlamında bu güvenin tesisi noktasında ne yapılmalı? Biraz önce söylediğiniz gibi düzenleme yerine planlamaya ihtiyaç var dediniz. Yabancı yatırımcıya, yerli yatırımcıya farklı farklı düzenlemelerle birlikte yapılmış olanlar şu noktada geride bırakılıp tekrar normalleşme içerisinde bir planlamaya ihtiyaç duyulması ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Aslında mesela aktif rasyosu örneğin bir adım atıldı ama 1-2 ay içinde, 1 ay içinde rasyoda yeni bir ayarlama yapıldı. 1,5-2 ay sonra bu sefer geriye bir adım atıldı. Şimdi bunlar orta ve uzun vadeli bakış önünde ciddi bir engel ve bunların yan etkileri de ayrıca başka bir konu veya sıkıntı yaratıyor. O açıdan planlama aslında bize en az bir yıllık, 3 yıllık bir bakış verir. Bir hedef konur ve o dönemde aslında hani düzenlemeler, kurallar hani ne olacak konusunda daha az değişken, çıpalamaktır. Yani burada çok büyük bir değişiklik olmayacak. Hani futbol 90 dakika bu kuralla oynayacağız. Önümüzdeki bir yılı da bu regülasyonlarla, bu kurallarla gideceğiz. Elbette ekstraordineri, olağanüstü durumda her türlü önlem alınır, her türlü olağanüstü kararlar alınabilir. Ama bugün gelinen noktada bu belirsizliği azaltmak, piyasa aktörlerinin karar vermesi konusundaki yani buradan politikadan kaynaklanan belirsizliği kaldırmak çok önemli bir boyuta sahip diye düşünüyorum. Alınan regülasyon, düzenleme kararlarının bir kısmında yeni kararlar alınabilir. Yani bundan sonra böyle. Burada sıkıntı yaratan kararlardan geri adım elbette atılabilir, atılmalıdır da. Ama o regülasyon neyse bundan sonra önümüzdeki dönemde de böyle gideceğiz. Dediğim gibi orta vadeli programın en azından önümüzdeki bir yılını özel, yani COVID-19'a özel bir çerçevede hazırlayıp sunmak, bu dönemin kurallarını her şeyden bağımsız götürmekte fayda var kanaatindeyim. Sizin çok güzel söylediğiniz bu 3 maddeyi bizim EFX TV olarak sizin kadar sevdiğimiz ya da sizden değerli olmasın dediğimiz uzmanlarımızın lisanıyla şöyle söyleyeyim. Bir, zombi şirketleri yaşatacak bir para politikasından vazgeçilmeli. İki, aktif rasyosu çok kafa karıştırıyor, bankacılık sistemi üzerine zarar veriyor, bundan vazgeçilmeli. Doğru. Üçüncüsü de para politikasında enflasyon yaratarak esasında insanların cebinize verdiğinizden daha fazlasını almanıza neden olan bir para politikasından vazgeçilip faizlerin piyasada belirlenmesi noktasında adım atılmalı dediniz. Bizim lisanımızda bu karşılıkları bunlar ama bir noktada zannediyorum herkesin finansal piyasalar açısından çok pozitif olacağına inandığı bir şey var. O da normalleşme. Para politikasının ve maliye politikasının normalleşmesi.
ben hani biraz risk alarak, biraz da ukalalıkla, öğrenci ukalalığıyla söylüyorum. Rica ederim. Bu söyledikleriniz olsa Türkiye'de hem kur dengeyi bulur, hem de daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duymadan belki enflasyonla mücadeleye bağlı olarak hisse senetlerinde de ciddi yükselişler görebiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Katılıyorum. Yani bu anlamda beklentileri yönetebildiğimiz bir ortamda, kırılganlıklarımızı azaltabildiğimiz bir ortamda hisse senetleri piyasası için çok pozitif bir ortam doğar. Şimdi ben bunu, dünyada da böyle bir ortam var aslında. Türkiye'de o oraya katılır, bu vagona, bu trene katılır kanaatindeyim. Şimdi dünyada modern para teorisi deniyor. Bunun iki ayağı var. Çok sık önümüzdeki dönemde de konuşacağız. Merkez bankaları para basacak, biraz önce konuştuğumuz. Ve bu maliye politikalarıyla sisteme kanalize edilecek. Fed para basıyor. Avrupa'da, Amerika'da da yönetimler çok büyük paketlerle maliye politikası desteklerini devreye sokuyor. Enflasyon yaratmadığı müddetçe bu politikalar dünya genelinde devam etmeye aday ve dünyada da bizi çıkartıyorum. Çok yakında gelmekte olan bir enflasyon var gibi gözükmüyor. En azından büyük tehlikeli boyutta. Dolayısıyla bu müthiş bir yeni para teorisi, müthiş bir parasal genişleme, mali destekle ekonomilerin daha kötüye gitmesine engelleyici, hatta toparlayıcı bir etki yaratıyor. İkincisi, bu genişlemenin sonucu faizler sıfırlarda, eksiler. Böyle bir ortamda, bono piyasasının alternatif yaratamadığı bir ortamda hisse senedi piyasaları alternatifsiz derecede en önemli yatırım araçlarından, varlıklardan birisi oluyor. Dolayısıyla bu yeni para teorisinin getirdiği bol likitte artı alternatifsizlik hisse senetleri piyasası için yeni bir hala devam edebilecek bir potansiyeli getiriyor diye düşünüyorum. Fiyat kazanç oranları, tarihi değerler bugün belki o rasyolara bakıp değerlendirme yapmak için erken ya da doğru değil. Bu hisse senedi piyasalarının bir miktar daha gitme eğilimi yüksek. Ne zaman mesela 2008 krizinden sonra bakalım. Merkez Bankası hiçbir zaman şöyle bir şey demedi. Biz 2 sene faizi düşünmeyi dahi düşünmek istemiyoruz demedi. Ama şimdi diyor. O ne demekti? Biz faiz artımı her an düşünebiliriz. Ya da parayı her an çekmeyi düşünebiliriz demekti. Bu Demokles kılıcı, bir sallanan kılıç, borsalar içinde bir şeydi. Hani daha fazla yukarı gitmenin önünde belki engelli, ama şimdi biz düşünmeyi bile düşünmek istemiyoruz dediğiniz anda borsalar için o fiyat kazanç oranları falan, tarihi değerlerde yeni bir değer, yeni bir denge noktasına doğru götürecek belki. O da kalıcı olmayacak muhtemelen. Hani borsalar gidecek, onun bir geri dönüşü de olacak, ama hala gitmeye aday bir dünyada hisse senedi piyasası var gibi geliyor. Türkiye'de böyle bir kendi kırılganlığını azaltan, beklentileri çıpalayan bir çerçeveye oturursa, Türkiye'de hisse senedi piyasası da bu anlamda önemli bir potansiyele sahip olabilir diye düşünüyorum. Riski sevenlerin hisse senedini, riskten uzak duranların da altını seçtiği bir dönem var gibi gözüküyor. Önümüzdeki dönemde hep birlikte buna tanıklık edeceğiz. Yorumlarınız için de size ayrıca çok teşekkür edeceğiz Erhan Hocam. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bundan sonra da iyi yayınlar diliyorum. Tüm yayınlarınızı ben de izliyorum keyifle. Bundan sonra da izleyeceğim. Teşekkürler. Hoşça kalın.